Ersan Aksu kendi dediği gibi Samsun teşkilatlarını Türkiye'nin ilk 5 teşkilatı içinde değil de ilk 20 teşkilatın içine soksaydı bile Mehmet Teyyare olarak ben il başkanlığına aday olmazdım. AK Parti Samsun İl Başkan Adayı Mehmet Teyyare böyle söyledi ve mevcut başkan il başkanı Ersan Aksu'yu eleştirdi. Samsun'da teşkilatlarımızın arzu edilen noktada olmadığını gördüğümüz, bildiğimiz için AK Parti il başkanına talip olduk. Olay bundan ibarettir. AK Parti Samsun İl Teşkilatı'nın AK Parti'nin ruhuna ve tabanla yakışan bir teşkilat yapısı içerisinde olmadığını savunan başkan adayı Teyyare, Aksu'nun mevcut kadroyu yeterince yönetemediğini ifade etti. Ben şaşıyorum, gerçekten çok şaşıyorum. Şuna şaşırıyorum. Ersan Aksu'nun elindeki kadro, AK Parti İl Yönetim Kurulu kadrosu gerçekten çok hatır sayılır. Gerçekten çok kalender insanlardan oluşmasına rağmen Sayın Başkan bu kadroyu yeterince ya yönetemiyor ya da birileri buna engel oluyor. Bu arzu edilen başarıyı elde edemedi. Edemiyorlar. Yani AK Parti İl Teşkilatı'nın kısır döngüsü maalesef ilçe teşkilatlarına da yansıdı. Yani ilde il başkan ve yönetimi nasıl olayı akışına, bu suyu akışına bırakmışsa ilçe yönetimleri de şu anda aynı durumda. AK Parti koskoca bir davanın adı. Bu davayı menzile ulaştırmak için gece gündüz demeden var gücüyle çalışılması lazım. Bu kadar büyük bir dava böyle küçük düşüncelerle yönetilmez diyen Teyyare, mevcut yönetimin yönetmekten çok yönetildiğini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımız bu partinin lideridir. Ama bu davanın esas sahibi millettir. Ama ondan da daha ötesi, bu dava ümmetin büyük umut bağladığı bir dava. Bu kadar büyük bir dava, bu kadar küçük düşüncelerle yönetilemez. Ben şu anda mevcut yönetimin yönetmekten daha ziyade yönetildiğine inanıyorum. Onun için de başarısızlar. Biraz açar mısınız? Bir il başkanı ve il yönetimi bir başkalarının dediğine değil, kendi hayallerini ortaya koymalı. Efendim, projelerini ortaya koymalı. Kendi plan ve programlarını ortaya koymalı. Kolektif bir şekilde sahada olmalılar. Ama maalesef bunlar ya düğünde ya bayramda ortaya çıkıyorlar. Ya cenazede ortaya çıkıyorlar. Şimdi vatandaşın işi oluyor. Vatandaş arıyor, il başkanını bulamıyor. Esnafın bir işi oluyor. Esnaf oluyor, il başkanını bulamıyor. İl başkan yardımcılara ulaşıyorlar. Onlar da il başkanına söylüyorlar, karşılığında mı alamıyorlarsa ona da geri dönmüyorlar. Böyle bir kısır döngü var. Hayalleri olmayan adamlarla AK Parti davası yönetilmez diyen başkan adayı Mehmet Teyyare, il yönetiminin sahada olmadığını iddia etti. Hayalleri olmayan adamlarla AK Parti davası yönetilmez. Hayalleri yüksek insanlar da bu davayı yönetmeye talibiz. Yani sizin söylediğinize göre AK Parti şu anda AK Parti Samsun İl Başkanlığı ulaşılamaz bir makam. Ben söylemiyorum bunu. Bunu vatandaş söylüyor. Bunu esnaflarımız söylüyor. Bunu tüccarımız söylüyor. Bunu sanatkarlarımız söylüyor. Ya insanlar il başkanını niye arar? Bir sorunu vardı da arar. Bir ihtiyacı vardı da arar. Sorununu halledemeyecekse, ihtiyaçlarını halledemeyecekse o zaman il başkanına ne işi var bu insanların? Adam ben dava adamıyım diyor. Ben davamın sonuna kadar peşindeyim diyor ama benim davam iyi yönetilmiyor diyor. Ya sen hangi kafayla bu davayı stabil hale getiriyorsun? Niye çalışmıyorsunuz? Niye duruyorsunuz? Bir muhtar ziyaret etmezsiniz. Bir esnaf ziyaret etmezsiniz. Bir tüccar ziyaret etmezsiniz. Belediyeler ilişkileriniz ne olduğu belli değil. Yani vatandaş kendi başına bırakılmış bir şekilde vatandaşın derdine bir çare olacak bir durumunuz yok. Nasıl bir başarılısınız? Nasıl yönetilir bu dava böyle suyun akışına bırakılacak kadar basit mi bu dava yani? O zaman niye buradasınız ya? Kendilerine göre küçük bir topluluk oluşturmuşlar. Mutlu bir topluluk. O topluluktan başkası mutlu değil. Sadece onlar mutlu. Bu milletin derdiyle dertlenmeyen, bu milletin sıkıntılarını görmeyen, bu milletin haykırışlarına kulak tıkayanlar bu milletin karşısına nasıl çıkacaklar? AK Parti camiasında kendimizi seçtireceğiz. Allah nasip ederse. Bizi birileri seçerse bizi yönetir.
bizi benim partimin üyeleri seçerse, gerçekten dava adamları seçerse biz yönetiriz. AK Parti Samsun İl Başkanı adayı Mehmet Teyyare sosyal medya üzerindeki paylaşımı sonrası AK Parti Genel Merkezi'nin direktifiyle partiden ihraç edilen Hasan Uzunlar üzerinden Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'ya yüklendi. İktidar Partisi İl Başkanı, İktidar Partisi'nin yönetimi, il teşkilatı, ilçe teşkilatları bunlara sahip çıkmazsa kim sahip çıkacak? Muhalefet mi sahip çıkacak? Ne olursa olsun Cumhur İttifakı'na zarar verecek açıklamayı kim yaparsa yapsın. Aslında Ankara Genel Merkezimizden bu uyarı gelene kadar Hasan Uzunlar görevden alınmalıydı. Partiden ihraç edilmeliydi. Sen şimdi yukarıda genel başkanımız bu adam ihraç edin diyor. Sen ihracı ondan sonra düşünüyorsun. Niye bekledin? Ben bu olayda bu arada farklı görevler Hasan Uzunlar. Hasan Uzunlar yerine Ersan Aksu'nun görevden alınmasını isterdim. Görevini yapmadığı için. Ersan Bey'in görevden alınmasının bana hiç faydası olmaz. Hiçbir katkısı da olmaz. Ben onun için demiyorum. Sadece görevini yapmadığı için. Eğer aynı durumda ben olsaydım beni de almaları lazım. Aynı konu üzerinden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt örneğinde veren Teyyare, MHP'nin gösterdiği hassasiyeti gösteremedik dedi. Öbür tarafta Cemal Enginyurt'u parti teşkilatından böyle en ufak bir uyarı gelmeden fındık rekoltesiyle ilgili AK Partili bakanı eleştirdiği Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi adamı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti ve bir hafta sonra da ihraç etti. Cumhur İttifakı'nı önemsiyoruz ya. Nerede bizim önemsediğimiz Cumhur İttifakı? Nerede? Biz MHP'nin gösterdiği hassasiyeti bu konuda gösteremedik.